Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. 11 Mayıs Perşembe gelen paketlerdeki oyuncuların son seviyelerini çok hızlı bir şekilde göz atmaya çalışacağım. Sezon sonu MVP'leri arkadaşlar. Alexis Sanchez 91'den 90 kaça çıkıyor? 4'e çıkıyormuş. Alexis Sanchez Nick pop e, kaç yıldızlı bilmiyorum ama herhalde 5 yıldızlıdır. 92'den 94'e çıkıyor. Çok tercih edilmez bence. 96'dan 99'a çıkan bir Bernardo Silva'mız. Yani hiç Bernardo Silva'sı olmayanlar alabilir. Fena oyuncu değil. Ee, ama yani bence hani çok da gelen bir kart. Yani City Club Selection'lar olsun farklı paketlerde falan geliyor. O yüzden bence çok da tercih etmeye de gerek yok arkadaşlar. Oli Watkins var iyi oyuncu. Ee, 92'den 95'e çıkıyormuş. Şöyle özelliklerine bir baktığımızda 88-91 hız hızlanma falan güzel. Falso bitiricilik fena değerler değil. Yani çevik hızlı bir oyuncu. Sol açık, sol kanat ve sağ açıkta da kullanabiliyormuşuz. Oli Watkins'i. Pedro Gonçalves onun da birkaç kez kartı gelmişti. 92'den 95'e çıkıyormuş. Sağ açık oyuncusu. Nuno Mendes'i merak ediyorum. 95'ten 98 oluyormuş arkadaşlar. E-Futbol haba göre 95'ten 98 bir bek için güzel bir seviye. 99 hız 97 hızlanma şut gücü. Gerçi bunlar takım oyun tarzıyla birlikte oluyor. Yani siz şöyle göreceksiniz özelliklerini. Ee, gayet güzel arkadaşlar. Dayanıklılığı da 94. Tabii savunma olarak çok zayıf. Ee, ama bir hücum olarak sol bek sol kanat. O stoperde bile oynayabiliyormuş Nuno Mendes. İlginç yani bu özelliklerle stoper. Biraz saçma geldi bana. Arda Güler arkadaşlar 89'dan 92'ye çıkıyormuş takım oyun tarzıyla birlikte. Zaman zaman hani biriktikçe antrenman puanları basılabilir. Bu arada Orkun Kökçü'yü göremedim. 91'den 93'e çıkıyormuş be. 94 olsa güzel olurdu. Orkun Kökçü falsosu iyi yapmışlar ama bitiriciliği kötü. Şut gücü çok güzel. Böyle değerleri var arkadaşlar. Pastarı da gayet iyi. Orkun Kökçü'nün. Daha sonra 15'inde İtalya Lig Selection'ı gelecekmiş. Felipe Henderson, Milik Musso, Cristante, Bragi, Şükriniar, Tonali. O baya oyuncu varmış ya. Elif Elmas falan filan. Tanımadığım da çok oyuncu var. Böyle oyuncular gelecekmiş arkadaşlar. Juventus paketi de gelecekmiş. Ha pardon İtalya diyorum. o İtalya'ymış evet. İtalya. 15 Mayıs'ta hem İtalya hem de Juventus'un ayrı ayrı club seleksiyonları gelecekmiş. İlginç. Player of the son seviyeleri bir bakalım mı? 90 mesela Lukaku 97'yi görüyor. Güzel. Fena bir seviye değil. E, İlkay'ın seviyesi 3 seviye artıyor mu? 2 seviye artıyormuş. O kötü olmuş. Leroy Sané artar herhalde. Aynen öyle. 97'ye çıkıyor Leroy Sané. Fabian Ruiz 96'da kalıyor tahmin etmiştim. Şu arkadaş nasıl? Bence bu da o 97'ye çıkıyormuş en azından. Seviyesi fena değil ya. Özellikleri de çok ya yani her yere dağıtmışlar özelliğini. Fena değil ama Theo Hernandez 97'ye çıkıyor. Bu arada Theo'nun mesela şu özelliklerini bakalım mı? Nerede o? Savunma özellikleri Nuno Mendes'in çok mu düşük? Aslında çok da düşük değil. Ben Nuno Mendes'i büyük ihtimal alırım arkadaşlar. Hadi Bu aşkıyla bunlar seviyeleri düşük zaten. Romero kaça çıkıyor? 98'e çıkıyor. Romero'yu gerçekten isterim. Özellikle yan hesabımda hiç yok Romero'nun kartı. İnşallah çıkarırım. Fabianski'ye de bir bakalım ayıp olmasın. 94'e çıkıyormuş arkadaşlar. Evet videonun burada sonuna geliyoruz. Club Selection'daki özellikle son seviyeleri göstermeye çalıştım. Player of the Week'deki seviyelere de baktık. Fabianski, İlkay bir de kimdi o adamın adı unuttum ya. Fabian Ruiz falan 2 seviye artıyor. Teo Hernandez, Romero bunlar 3 seviye artıyor sahnede. Lukaku da. Lacazette'e bir bakalım. O da 93'ten 96'ya çıkıyor La Lacazette. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.